Plastik eğlencedir. Plastik güvenliktir. Hayat kurtarır. Plastik konfordur. Plastik daha az yakıtla çok daha uzaklara uçabilmektir. Plastik enerjidir. Plastik rüzgarı kullanabilmektir. Güneşi de. Plastik iyi tarımdır. Doğal kaynaklarımızı korur. Plastik sağlıktır. Plastik geleceğin teknolojisidir. Plastik güçtür. Plastik doğru ambalajdır. İsrafı önler. Plastik geri dönüşümdür. PAGE, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı. Kullanım alanları hızla artan plastik, üstün özellikleri nedeniyle 21. yüzyılın vazgeçilmez malzemesi haline dönüşüyor. Son 5 yıl içinde yılda ortalama %12 büyüyen ve bu yıl üretimi 9 milyon tonu aşan sektör, Avrupa Birliği ülkeleri içinde ikinci en büyük kapasiteye ulaştı. Yaklaşık 14 bin firmanın faaliyet gösterdiği sektörde 175 ülkeye ihracat gerçekleştirilmektedir. Yılda 37 milyar dolarlık üretim değeriyle gayri safi milli hasılada %4'lük payı bulunan plastik sektörü 250 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye'de plastik kullanımında ambalaj sektörü %40'la birinci, inşaat sektörü ise %22 payla ikinci durumda. Kişi başına tüketim 75 kiloyla dünya ortalamasının üzerinde. Ancak gelişmiş ekonomilerin altında seyrediyor. Bu durum, Türkiye'de plastik tüketiminin artması için potansiyel pazarın çok büyük olduğunu ortaya koyuyor. Otomotiv, inşaat, beyaz eşya ve tekstil gibi ana sektörlerin lokomotifi olan plastik sektörü, yıllık ortalama 12 milyar dolar ihracata imza atıyor. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında, bugün 1,5 dolar olan kilogram başı ihracatı 3 dolara çıkarmak var. Oysaki Türk plastik sektörü bu rakamı 2014 yılında 3,12 dolar olarak gerçekleştirdi. Bu başarı, Türk plastik sektörünün ülke ekonomisindeki büyük önemini bir kez daha gösteriyor. Türk plastik sektörünün hedefi Avrupa birinciliği. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında hedef 18 milyar dolar ihracat. Türk plastik sektörü Ar-Ge ve inovasyonla yarına dair hayallerini gerçeğe dönüştürmek için üreterek hiç durmadan geleceğe koşuyor. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı PAGEV, 1989 yılından bugüne ortaya koyduğu sürdürülebilir gelişmeyle Türk plastik sektörünü uluslararası platformlarda başarıyla temsil ediyor. Türk plastik sektörü PAGEV'in katkılarıyla teknolojik gelişimi ve kalite standardını yükselterek global piyasalara entegre oluyor, rekabet şansımızı sonuna kadar zorluyoruz. Bu yarışta iddialıyız. Çünkü en iyi olma hedefimizde kararlıyız. PAGEV üstlendiği misyon paralelinde sektörün gelişimi için dev organizasyonlara imza atıyor. Dört kıtanın buluşma noktası İstanbul'da 24. kez düzenlediğimiz Plast Avrasya Fuarı'nda 41 ülkeden 1067 firma ve temsilcisini buluşturarak 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Plast Avrasya, her yıl düzenlenen fuarlar arasında dünyanın en büyük ikinci plastik fuarı olması özelliğiyle
Türk plastik sektörünü dünyayla buluşturuyor. Gerçekleştirdiğimiz Türk Plastik Endüstrisi ve Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongreleriyle sektörün önde gelen duayenlerini, uzmanlarını ve yatırımcılarını bir araya getirerek Türk plastik sektörünü dünyaya tanıttık. Sorumlu Endüstri, Sorunsuz Çevre misyonuyla geri dönüşüm konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurduğumuz PAKÇEV'le, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir kuruluş olarak, ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanıp geri dönüşüme kazandırılmasını sağladık. WFO Atıksız Denizler Vakfı'nın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Başkanlığı çerçevesinde deniz atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması faaliyetlerini yürüttük. Türkiye'ye kazandırdığımız okullarla iş tabanlı eğitim modelini destekleyip, sektörün donanımlı ve nitelikli ara eleman ihtiyacını karşıladık. Öğrenci, sanayici buluşmalarıyla derslerdeki teoriyi iş yerlerindeki pratikle buluşturduk. VOK Test Merkezi ve PAGEV Akademi ile mesleki yeterlilik eğitimleri sunduk. Çevre dostu olan plastiklerin hayatı nasıl kolaylaştırdığıyla ilgili tüm gelişmeleri ve yenilikleri kamuoyuyla paylaştık. EUPC, Plastics Europe, SciPad ve WFO gibi kuruluşlara üye olarak uluslararası piyasalarla entegrasyon geliştirdik. Çeyrek asırlık birikimimizle Türkiye ve dünyada sektörün sesi olduk. Elimde bir kağıt görüyorsunuz. Bu devletin, daha doğrusu resmi gazetenin bugünkü sayısından alınma bir belge. Belge neydi? Biliyorsunuz plastik sanayi sektöründe ithal edilen ürünlerle ilgili yeni bazı kriterler getirilmişti. Ve bu kriterler dolayısıyla ithal mal getirip içeride işleyip dahilde işleme rejimi kapsamında ya da normal yollarla ihraç etmek isteyen sanayiciler büyük bir darboza girmişlerdi. Bürokratlar 3 gün boyunca çalıştılar ve bu yeni tebliği bu hale getirdiler ve engeli kaldırdılar. PAGEV, yani Plastik Araştırma Geliştirme Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu'nun da çalışmasıyla plastik sektöründen katkı veren herkesin çabalarıyla oldu. Bürokrasiye başta Ekonomi Bakanı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanı'na ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na buradan teşekkürü bir kez daha borç biliyoruz. Sektöre yönelik yanlış algıları ortadan kaldırmak için tüm platformlarda mücadelemizi gösterdik. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yavuz Eroğlu, bize plastik endüstrisini anlattınız. Şimdi burada tabii güzel bir program, birçok şeyi konuştuk. Programın başındaki tanıtım 15 dakikalık ve programın bütününe baktığımızda yanlış bir algı çıktığını düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi gıdalardaki katkıları konuştuk, birçok şeyi konuştuk. Bisfenol A'nın plastiğin sadece toplamda baktığınız aldığı yerin çok küçük bir alan aldı. Plastiğin ise hayatımızda birçok noktada olduğunu ve bize katkı sağladığını gördük. O yüzden ben onu bir not olarak hani o baştaki şeyin özellikle hani bu yanlış bir algı oluşturmamasını özellikle bir değinmek istedim. PAGEV, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı.